doğurdu yavrularımız. Bir, oy kurban olurum sana ben. Bir, iki tane üst üste. Bir, iki bak görüyor musun? Şu yılan gibi olanlar yavrular. Oy. Evet. Hareket ediyorlar. Şu yukarıda. Ben en son 3 tane farklı. Ben de 3 tane gördüm. 2 tane yan yanaydı. 2 tane yan yana. Şimdi röntgende biraz daha net görürüz. 3 şey var. Çok yakın şey. 62 gün olmaz. 63 arası. Tam bilmiyorum ama. 65-70 arası doğuracak. Dediğin gibi 7 güne ya da 10 güne evet. Doğurması lazım. Şey de öyle zaten. 30 TL. 30 TL. Ne küçülttü ya. Ne küçülttü. Küçükleri 30 TL. Ay oynuyor görüyor musun? Ha. Çok hareketli. Çok hareketli. Bile görüyorum. Ha. O yukarı doğru tırmanan kedi değil mi? Evet. Heh, bak dönüyor şimdi. Bir tane şurada var. Şurada. Baba kimdi? Oh. Baba da aynı tür. Secereli mi? Baba tam bilmiyorum ama. Güzel mi? Güzel. Evet, güzel kedi. Hocam ultrason röntgen de hazırlayalım. Lila dün doğum yaptı. Şu an bebeklerimiz bir gününü doldurdu. Şöyle memeyi çok rahat buluyorlar. Beyaz anneme göre biraz daha küçük. O memeyi bulmada zorlanıyor. O yüzden hepsi yattığı zaman ona kalıyor meme. Şu an diğer üçü yatıyor. Lila'nın böyle kanaması oldu. Doğumdan sonra normalmiş kedilerde kanama. Bayağı böyle bacaklarına kadar kan aktı. Leke şeklinde değil de kanama şeklinde oldu. Önce korktum ama sonra araştırınca normal olduğunu öğrendik. Şu an bebekler bir günlük. Birinci günümüz yani gözleri kapalı. Bir günde bile bayağı büyüdüler. Bakalım nasıl olacak. Dördüncü gün. Artık şu minnak yavru da ona kadar büyüdü. Memeyi çok rahat tutuyor. Şöyle artık dış yuvanın dışına doğru tırmanmaya başladılar. Böyle minnakçık ters yatanlar bile var. Çok tatlılar. Kızım. Lila'nın kanamaları da sanki azaldı. Artık pek fazla kanlı patiyeci görmüyoruz sabahları. Bugün bir iki tane vardı patiyecinde. Artık bir yerlere de taşımıyor yavruları. Meme kavgası da çok fazla olmuyor. Sanki hepsi kendi memelerini sabitlemişler. Bakalım kavga çıkacak mı? Gözleri açılmadı. Hepsi böyle rahat rahat buluyorlar. Evet, sanki burada bir kavga çıkacak gibi. Öyle işte. Beşinci günleri. Gözleri hala açılmadı. Şöyle bayağı büyüdüler ama güne göre. Annenin artık fazla kanaması yok. Da hiç yok. Artık böyle alıp taşımıyor da.
geçtim bu problemidir. Evet, bu yaptığı hareket onun tuvaletini temizliyor. Çocuklarındandır. Hep bu şekilde anneleri onların temizliğini yapıyor. Bugün 6. gün. Yavrucukların böyle teker teker göbek bağları düşmeye başladı. Yani böyle bir tanesi göbek bağını düşürmüş. Galiba şu minnakçık. Evet, göbek bağı düştü. Diğerlerinin hala üzerinde ama gün içerisinde onların da düşecektir. Bunu şöyle yan tarafa aldık. Artık yavaş yavaş büyüyorlar. O yüzden yuvayı genişletmeye çalıştık, rahat etsinler. Sürekli onların başında kendi yerinde yatıyor, emziriyor, tekrar bir daha geçiyor. Artık kızımızın kanaması hiç yok. Tam olarak iyileşti. Onlar uyurken geziyor etrafı, kendi ihtiyaçlarını görüyor. Sonra geliyor, emziriyor, uyutuyor, tekrar yanlarından çıkıyor. Evet, minnaklar uyuyorlar şu an. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün 7. gün. Biraz daha büyüdüler. Şöyle artık yuvadan çıkmaya çalışıyorlar. Çıkınca bize böyle içeri tekrar koyuyoruz. Bir de meme emiyorlar. Şöyle. Burada da hafif bir hırlama var. Nefes alışverişleri biraz daha hızlı. Minnaklar büyüdüler. Bir kaçak daha var sanki. Kaçak yavrumuz. Tatlışlar, tatlışlar. Gezen tatlışlar. Evet, 8. güne geldik. Artık tam böyle tipleri biraz belli oluyor. Yılanın da çok bir sıkıntısı kalmadı. Genelde pek yanlarında uzanmıyor. Emzirip çıkıyor. Sonra onlar uyanınca hemen gelip onları şöyle emziriyor. Bu arada onların kakalarının çişlerini Lila kendisi temizliyor ağzıyla. O tüylerin hepsini yine kendisi temizledi. Yani biz şu an onlarla ilgili hiçbir şey yapmadık. Bütün temizlikleriyle ve yemeleriyle o ilgileniyor. Daha 8. gün. İşte inşallah böyle 30-35. gün mamaya ve tuvalet eğitimine başlayacağız. Evet, aynen böyle. Bakın, şu an onun temizliğini yapıyor. Anne olmak kolay değil tabii ki. Kedilerde daha zormuş. Evet, böyle uyuyorlar. Uyananlar meme yiyorlar. Bakalım. Hiçbirinin göbeği kalmadı bu arada. Hepsinin göbeği düştü. Bugün tamamı düştü yani. Bazılarının düşmemişti. Bugün hepsi artık göbek bağlarını attılar ama gözleri hala açılmadı. Bakalım yarın nasıl olacaklar. Böyle sarılıp yatıyor. Bugün 9. günleri. Tam 9 günlük oldular. Böyle azıcık bazılarının gözü açılmış. Çok hafif aralanmış diyeyim. Ya tam açılmadılar da. Ama tabii ki açılsa bile bir 20 gün görmeyecekler. Şöyle. Sürekli kavga ediyorlar. Sürekli birbirlerini ittiriyorlar. Evet, öyle işte. Ama çok güzeller. Çok güzel oldular. Piyiyorlar.
Kimse hiç savaşa girmiyor. Kendi kendine yemiyor. Bunlar sürekli kavga ediyor. Sürekli kapışıyorlar. Evet. Evet arkadaşlar, sonunda 10 günlük oldular yavrularımız. Daha hareketlendiler. Gözleri şöyle yarım açık. Tam açamamışlar ama yarım yarım gözleri artık açılıyor. Tabii görmeyecekler yine. Şöyle beyazının gözü hepsinden daha önce açıldı. Ama daha yarım açık, yani tam değil. Diğerlerinin de hafif hafif açılmaya başladı. Artık yavrular tırmanmaya da başladılar. Kutudan çıkmaya çalışıyorlar. Minnak minnak gözlerini açmışlar. Allah'ım ne kadar güzelsiniz. Geliyorum aşkım. Kuyular. Kocam düştün mü sen? Allah'ım Allah'ım. Balsınız siz bal. Uykucu. Uykucu. Kocam. Kocam. Kuyum. Geldim. Tamam bebişim, geldim. Evet, yuvadan hep çıkışanları. Pıtırcıklar. Evet arkadaşlar, bu minnaklar yarın 40 günlerini dolduruyorlar. Artık onlara birinci kat yetmiyor. İkinci kata kadar hepsi çıkıyorlar. Şu an 4 yavrumuz da ikinci kattalar. Bazen 3'e, hatta çatıya tırmananlar da oluyor. Evet gördünüz, üçüncü kata çıktı. Her gün yeni bir yeri keşfediyorlar. Artık tuvaletlerine tam alıştılar. Böyle gidiyorlar. Burada tuvaletlerini yapıyorlar. Mamaya alışmaları için şöyle mamaları eziyoruz. Ama biz ezdikçe şu canavar kızımız yiyor. Anneleri yiyor. Sulandırıyoruz. Sulandırınca da anneleri yiyor. Onlar suyunu içiyorlar.
Daha henüz mamayı böyle tam olarak yemediler. Ağızlarına koyunca kırk 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 diyorlar. Ama kendileri ağızlarına alamıyorlar. Bakalım ilerleyen süreçte onu da öğrenecekler. Evet, şöyle dördü de şöyle gelelim bakalım. Yaramazlar, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Evet, iki kardeş dalmış ona. Bir tanesi de burada. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kendi gölgenle mi oynuyorsun? Aa, topla oynuyormuş. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Bakayım. Yaramaz. Yaramaz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oynayacak bir şey mi buldun? Hı? Çatı katına çıkacak. Evet. Çok hareketliler. Böyle. Sürekli oyun peşindeler. Tırmanıyorlar tepelere. Evet. Nasıl ineceksin oradan? Ha? Nasıl ineceksin yaramaz? Çıkıyorsun en tepelere. Sen? O yiyilmiyor. Mama yemen lazım. Mama. Onu yemeyeceğim. Mama yiyeceksin. Sen ne yapıyorsun orada tek başına? Yaramaz çocuk. Evet. Sen hala burada mısın? Yukarı çıkmadın mı? Görüşmek üzere. Mama yedikleri zamanla çekeceğim. Şu an anneleri çok güzel beslediği için hiç mama yemek istemiyorlar. Evet. Bay bay yaramazlar. Evet, bu yavrumuz 40 gün oldu. Mamayı şöyle ezdik. Islattık. Önüne bıraktık, yemeye başladı. Bugün ilk defa yiyorlar. Dün biraz denemiştik. Sadece emiyordu ama şu an suyunu yiyor. Sanki mamayı da yavaş yavaş evet yiyor. Şimdi bu yavrumuz tuvalet ve mama eğitimini almış oldu. Evet, bu şekilde ıslatınca ve biraz ezince rahat bir şekilde uyuyabiliyor. Royal Kitten bebek maması. Evet, ezdiğimiz mamanın önüne diğer yavru kedimizi koyduk. O da hemen.